arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum saç örgüsü ya da burgu modeli dediğimiz modelimizi çalışacağız. Modelimizi bebek ve yetişkin örgülerinde örebiliriz. Erkek örgülerinde gayet güzel olabilecek modelimizi. Buradaki ben 5 tane trabzan aralığı uyguladım. Dilediğiniz trabzan aralığı uygulayarak modelimizi dilediğiniz sıklıkla yerleştirebilirsiniz. Bebek ceketlerinde ya da bluzlarında da çok şık olacak modelimizi örmeye hemen başlayalım. Kolay gelsin. Örgümüzü çalışacağımız zaman her 5 trabzandan sonra 6 tane saç örgüsü için trabzanımızı belirleyelim. 5 tane ya da daha fazla aralık isterseniz tamamen kendi zevkinize göre ara boşluğu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Hemen zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 tığımın başını doluyorum ve batıyorum bakınız. Trabzanlarımı örüyorum. 2, 3, 4. 4 5 ve ilerliyorum. Bakınız, bu alt sıramız lastik olarak hesapladığımız sıramız. Bu sırayı tamamen düz trabzan olarak örelim. Evet, 16 tane trabzanımızı iki sıra olarak ördüm. Burada herhangi bir model kullanmadım. Burayı lütfen lastiğimiz gibi düşünelim örgümüzün. Şimdi modelimizin asıl kurulumuna geçelim. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve saç örgüsünü tam ortaya ayarlıyoruz. Her iki kenarda beşer tane trabzanımızı örüyoruz. Birinci zincirden trabzanımızı ördükten sonra 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı örüyorum. 5 tane de diğer tarafa örüyoruz. Şimdi 3 defa tığımın başını doluyorum. 1 2 3 1 2 3 tane trabzanım atlıyorum diğer 3 tane trabzanımı örmeye başlıyorum ilkinden başlıyorum 3 trabzanımı atladıktan sonra hemen 4. trabzanımı yandan giriyorum şöyle sayarak gösterelim 1 2 3 4. trabzanımı yandan giriyorum ve ikişer ikişer örüyorum 1 2 3 4 tekrar 3 defa doluyorum sıradaki trabzanımı yandan girerek örüyorum 1 2 3 ve 4 tekrar yorum yandan ikişer ikişer örüyorum 1 2 3 ve 4 3 tane trabzanımızı ördüm 3 tane trabzan da atlamıştım şimdi 1 2 3 tane başını doluyorum ve atlamış olduğum birinci trabzandan itibaren örmeye başlıyorum hemen eğildim bakınız giriyorum 1 2 3 ve 4. 3 defa başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3. atladım 3. trabzanımı da yandan gelerek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 defa da kapatıyorum ve saç örgümüzün bakınız 6 tane ayırmış olduğumuz trabzanımızı 3 atladım. 4 5 6'yı önce ördüm. Daha sonra ise 1 2 3'ü ördüm. Şimdi kenardaki 5 tane trabzanımızı örüyoruz. Tığımızın başını dolayalım. Hemen bakınız. Örmediğim trabzanımın tepesine gelip batıyorum. Bir defa doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. trabzanımı da örüyorum. Şu şekilde örgümüzün burgumuzun ilk temelini bu şekilde kurdum şimdi bitirdiğim yönde 3 tane zincirimi çekiyorum birinci trabzanım zincirlerden oluşmuştu ikinci trabzanımı ördüm üçüncü dört ve beşinci trabzanımı ördüm şimdi saç örgüsü yapmış olduğum burgumuzun olduğu bölüme geldik ve burası burgumuzun arkası tığımın başını bir defa doluyorum 3 tane öndeki olan bakınız trabzanımızın yine şu şekilde ardından giriyorum önce birinci şöyle bakınız şu kısmı örüyorum şöyle tuttuğumuz zaman bakınız üste gelen kısmı örüyorum ve tığımın başını doladıktan sonra şu şekilde giriyorum bakınız şöyle Tabii ki diğer taraftan öreceğimiz için şöyle ardından giriyorum 1 2 Yine bu kez ikinci sıradaki trabzanımı ardından girerek 1 ve 2. Üçüncü sıradaki trabzanımı ardından girerek 1, 2. Yine yukarıya doğru bakınız herhangi bir şekilde bozulmadan yukarıya doğru 3 tane trabzanımızı bir defa başını dolayarak ördüm. Tığımın başını doluyorum. Aynen bu taraftaki 3 tane trabzanımı yine ardından şu şekilde girerek örüyorum. 1 Ardından 2 ardından 3 3 defa önce bakınız öndekini daha sonra bu yönde kalanı ördüm. Şu yönden, düz yönden bu şekilde görüntümüz oluştu ve devam ettiriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Kenardaki olan 5 trabzanımı birer birer örüyorum. 2 kenardaki 5 trabzanımı da ardarda arda örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra ön yüzden şöyle görelim saç örgümüzü ve burgumuzu. Trabzanımızı beşer beşer kenarlardakini her birini hiç farklı bir şekilde değişiklik yapmadan örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 6 tane trabzanımızı ardından girerek örüyoruz. Bakınız burası örgümüzün arka yönü. Hep örgümüzün arka yönde bu şekilde ardından alarak ördük. Diğer tarafa doğru düz yön olduğu için saç örgümüzü öne doğru belirginleştirdik. Bir defa doladım ve tamamını ördüm. 6 tane trabzanımızın arkadan girerek bakınız 2 4 ve 6. Kenardaki 5 tane trabzanın tığımın başına doluyorum. Hemen 1 diye batarak örüyorum. 4 ve 5. Batıyorum tekrar bir 2 3 zincirimi çekip örgümüzün düz yönünü çeviriyoruz. Bakınız ilk çaprazımızda üçer üçer ayırmıştık ve 3 defa başını dolamıştık. Daha sonraki sıramızı arkadan ters olarak örmüştük. Önden yandan girerek örmüştük. Tekrar ardından ters olarak ördük ve şöyle bir kabartıyı oluşturduk. Bakınız şu şekilde bir kabartalık mevcut tekrar yeni sıramıza başlıyorum 5 tane trabzanımı bir defa başını dolayarak örüyorum modelimi bu sıradan itibaren yeniden kurmaya başlıyorum 5 tane trabzan ördükten sonra bakınız buradaki 3 defa başını dolamış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz 1 2 3 4 sırada tamamladık 1 2 3 defa tığımın başını doluyorum 6 tane olan trabzanımın ilk 3'ünü atlıyorum dördüncüden itibaren yandan örmeye başlıyorum 2 3 ve 4 tekrar 1 2 3 defa başında doluyorum yandan giriyorum tekrar 1 2 3 yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 atlamış olduğum 3 trabzanım için tekrar 3 defa başımı doluyorum ve ilk trabzanımdan başlıyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 3 defa doluyorum ikinci trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 3 defa doluyorum 3. trabzanımı bakınız atladım hemen örmeye başlıyorum 2 3 4 toplamda 6 tane trabzanımızı bu şekilde ördük şöyle görelim ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum 5 tane trabzanımı düz bir şekilde örüyorum bir defa doluyorum ve ilerleyelim Sıramın tamamını ördüm. Çapraz örgülerimi bitirdim. 5 tane trabzanımı ördükten sonra zincirimi çektim ve ikinci trabzanımdan itibaren örmeye başlıyorum. Buradaki trabzanlarımız düz. Sadece saç örgümüz kabartılı bir şekilde olacak. Şimdi sırasıyla tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum. Öne doğru kabartıyorum. Sırasıyla bakınız. 2 üçüncüyü de aynı şekilde ördüm şöyle görelim bakınız bu yönden yine aynı şekilde kabartılı şöyle bir basamak oluştu burası düz burası daha kabartılı olacak şurada da gördüğümüz gibi bakınız zemin farklı ileriye doğru çıkmakta Evet şimdi diğer üç tane trabzan yine ardından giriyorum 2 3 Hepsini ardından aldım. Toplamda 6 tane trabzanımı ardından girerek ördüm. Ve devam ediyorum. Düz trabzanlarımın tepe noktasına batıyorum. Birer birer örüyorum. Buradan tekrar e, önden çevirip yine bu kısmı dümdüz örelim. Burgumuzun tekrar e, ön kısmındayız. Ve 6 tane trabzanımızın olduğu bölüme geldim. Düz kenarımızın 5 tane trabzanını ördüm. Ve buradaki 6 tane trabzanımızı örgümüzün ön yüzünde hep yandan girerek kabartıyoruz. Bakınız yandan girerek örüyoruz. Arka yüzünde ise arkadan alarak örüyoruz. Giriyorum sırası ile 1. Sırası ile 2. örüyorum. 3. 4. 5. Ve 6. örüyorum. 6 tane trabzanımı ördüm. Yine kenar trabzanlarımı düz bir şekilde örelim. Ön yüzü tamamladıktan sonra arkasını çevirdim ve 5 tane kenar trabzanımı ördüm. Arka yönde gördüğümüz gibi yine ardından alarak örüyorum. Ardından bakın şu şekilde sırasıyla giriyorum. Birinci trabzanımızı atlamıyoruz. Altı trabzanımızı örelim. Delimiz çok kolay ve çok çok güzel durmakta dilediğiniz sıklıkta örgülerimizi yerleştirebilirsiniz Evet 6 tane trabzanımı ördüm tığımın başında doluyorum 5 tane kenar trabzanımı tekrar örüyorum modelimizi yeniden kurma sıramız dayız 1 2 3 6 tane trabzanın son üçünü örüyoruz dördüncüden başlıyorum örmeye Bakınız 1, 2, 3. Çok çok zevkli örmesi modelimizi. 1, 2, 3. Ve 4. 1, 2, 3. Bu kez birden başlıyoruz. 1, 2, 3. Ve 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ve 4. Üçüncü kez tekrar ediyoruz. Bakınız modelimizi. En temel kurulum yerine 1, 2, 3 ve 4. Çapraz bakınız. Burgumuzu ördükten sonra kenardaki 5 tane trabzanımızı örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımızı ördük ve yapmış olduğumuz işlemlerimizi sırası ile tekrar ederek burgumuzu örmeye devam edelim. Arka yönden ardından alalım. Önde ise yandan girerek kabartalım. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.